Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 10 Ekim 2022 Pazartesi. Piyasalar Ekim ayının sonunda Avrupa Merkez Bankası'nı Kasım'ın ilk iki gününde de Amerikan Merkez Bankası'nı faiz kararları cenahından takip edecek. Faiz artışı devam edeceği için geçen hafta göreceli bir iyimserlik, pastırma yazı MTA piyasalarında ve yer yer hisse senetlerinde müşahede edilmişti. Şimdi bunun yavaş yavaş zirveden aşağıya döndüğünü satışların hızlandığını görüyoruz. Programda hem dolar tl ile ilgili yeni tahminleri ve burada aslında mümkün olan olmayan aralıkları altın fiyatlarını sosyal konut projesinin dışında yeni iş yeri ve arsa müracaatlarında programın sonunda aktaracağım. Yeni yayın döneminde pazartesi ve perşembe günleri karşınızda oluyorum ve ayda bir FED toplantısının olduğu akşamları FED özel yayınıyla da katıl üyelerimin canlı yayında sorularını cevaplandıracağım. Şimdi programda dolar, piyasalar pek çok bilgi var. Onlara geçmeden evvel ne yazık ki bir zam haberini sizlerle paylaşacağım. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş zam gelecek. Bir haftada dördüncü zam bu motorin fiyatları 30 liraya yaklaştı. Hatta şu anda 35 lira olacak şeklinde sektörde bir hazırlık var. Motorini 30 dolar indirimli, ham petrolü 30 dolar indirimli şekilde Rusya'dan al. Fakat İtalya endeksli Akdeniz fiyatlarıyla hesapla sat. Ne güzel değil mi? Tüpraş'ın Koç Holding'in iştiraki TÜPRAŞ'ın Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin ve Azerbaycan Petrol Devi Sokar'ın Star Rafinerisi paraya para demiyorlar. Devlet de memnun, hükümet de memnun çünkü akaryakıtta litre başına alınan ÖTV fiyat arttıkça burada akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV geliri artıyor ama olan vatandaş oluyor. Zaten motorun fiyatları arttığı için, motorun fiyatları arttığı için Bakın bugün Türk Şeker özelleştirilmeyen 16 fabrikanın bağlı olduğu Tarım Bakanlığı bünyesindeki Türk Şeker AŞ fabrika çıkış fiyatlarına %8 zam yaptı. 50 kiloluk şeker çuvalı 820 liraya katma değer vergisi hariç satılacak. Tabii 820 liraya bulabilirseniz 50 kilo şekeri havada kapabilirsiniz. Hatta stok da yapabilirsiniz ama tabii böyle bir şey yok. Bunu alanlar aldılar. Piyasaya şimdi 1000 liraya, 1200 liraya, 1500 liraya bu şeker çuvalını satıyorlar. Ne yazık ki süt ve süt ürünlerine ve yine diğer tarafta salçaya, başka mamullere de zam gelmeye, gıda fiyatlarına zam gelmeye devam edecek. Şimdi böyle bir enflasyonun, zamların devam ettiği bir ortamda Kanadalı yatırım bankası TD Securities önemli bir çıkış yaptı. dedi ki, Türk lirasında değer kaybı hızlanacak. 2022 yılının sonuna kadar bir Amerikan doları 27 lira olabilir. Gelecek yıl mart sonuna kadar da sert faiz artışı mümkün. Doların 2023 yılının Mayıs ayı sonunda 21.50 TL'ye 21 lira 50 kuruşa gerilemesini bekliyoruz diyor. Yani şimdi tabi bu çelişkili raporlar bunlar. Niye çelişkili? Bir seçimden önce Erdoğan Erdoğan birazdan geçeceğim ama o şimdi bu dolar etrafında ve dolar grafiğiyle devam edeceğiz. Seçimden önce Erdoğan faizi arttırmaz. İkincisi kur üzerindeki tazdik belli kurun aslında adım 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 hatta böyle çok küçük adımlarla e, yükselmesine müsaade ediliyor. Aşağıya inmesine de müsaade edilmiyor. Dolar TL anlık grafiği etrafında değerlendirelim. Bakın 18.64'e doğru bir hamle yine bugün işte gece yarısında bizde piyasalar kapalı iken gelse de nöbetçi döviz bürosundaki bizim çocuklar hazinede derhal müdahale ediyorlar ve fiyat tekrar aşağıya gidiyor. Dövize kimse elini uzatamıyor. Uzatanlara çok ağır bedeller ödetiliyor. Bakın Temmuz-Ağustos aylarında Türkiye'de iki analizleri derleyin toparlayın isterseniz. Hem YouTube'da hem ekonomi sitelerinde hem gazetelerde televizyonlarda ne deniyordu? Ekim, Eylül sonu gelmeden dolarda 21, 22, 23, 25, 30, 40 tutturan tutturana. Yani e, tahminler havada uçuşuyordu. Ben kur korumalı mevduat kararının alındığı tarihten bu yana artık Türkiye'de serbest döviz piyasasının sadece ismi kalmıştır. Artık bunun adı hibrit kur rejimidir. Yarı sabit, yarı dalgalı. Aslında dalgalı da değil. Sabit kurun nerede durması, hangi dönemde hangi fiyatlardan döviz fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini hükümet belirliyor, saray belirliyor ve Merkez Bankası da bu talimatları yerine getiriyor. Bakın. Bugün en üst 18.53 18.64 arasında gitti geldi. 18.62'nin üzerinde kapanış geldiğinde bilin ki 18.74 zirvesine tırmanılacak. Ve sonrasında 18.85 ve 18.90 gibi daha büyük iki kale duvarı döviz dolarda önümüzde bekliyor olacak. Tabii ki bu duvarlarda yıkılacak. Ancak bakın Ekim'in 10 günü geride kalıyor. Şu anda biz 19 duvarına yaklaşmaya çalışırken bu satışlar geliyor ve döviz kurda ister istemez geriye doğru bir iniş söz konusu oluyor. Ne kadar gecikirse bu yükseliş Yıl sonunu 21 liranın altında bitirme hedefi hükümet açısından daha kolay, daha tutturulabilir bir hedef olacaktır. Ve bu neye rağmen oluyor? Bakın faizi biz bizim Merkez Bankamız %14'ten 13'e, 13'ten 12 indirdi. Artık biliyoruz ki bu indirim devam edecek. Şimdi indirim devam ederken Amerika ve Avrupa faiz artırırken ve kredi notumuz Uganda'nın, Gabo'nun Kamboçya'nın, Vietnam'ın, Benin'in aynı Benin'le aynı ligde olan kredi notumuza rağmen S&P indirdi, Fitch indirdi, Moody's indirdi. Buna rağmen bakın yok müeyyide gelecekti şu uygulanacaktı vesaire gibi haberlere rağmen Türkiye'nin risk birimi 5 yıllık kredi temörüt takası bir ara 900'ün üzerine gitse de artık 700 civarına geriledi. Hatta her yer 700'ün altına dinliyor. Niye? Çünkü Türkiye'ye kimsenin çözemediği bir yolla döviz ve altın girmeye devam ediyor. Bunun ben çözebildiğim kısımlarını farklı programlarda burada kapalı çarşıyı anlattım. Venezuela altınlarından bahsettim. İç Anadolu merkezli ahlatçı rafineri metalin işlemlerinden Osmanlı menkul kıymetlerden ve diğer isimlerden işte geçen hafta tutuklanan Mehmet Akdere'den diğer manipülatörlerden hepsinden bahsettim bahsedebildiğim kadarıyla bir yerlere işaret ediyorum ama bunun ötesinde Türkiye'de kurumlar işlemiyorsa bizim burada dile getirdiğimiz görüşlerin ya da duyumların iddiaların üzerine BDDK SPK Merkez Bankası Hazine gitmiyorsa nasıl aydınlanacak bu iddialar? Biliyoruz ki aslında bu işlemler yapılıyor ama ispat edemezsiniz çünkü resmi bir kanaldan bunun raporla tescil edilmesi lazım. Ya da bir kaynağın çıkıp bunun her şeyi göze alarak bangır bangır anlatması lazım. Ama anlatmıyor. Türkiye'de cesaret değil. Cesaret de bulaşıcıdır. Korku da bulaşıcıdır ama en çok bulaşan nedense korku oluyor. Hiç cesaretin bulaşıcı olduğuna dair vaka, örnek yok, numune yok. Dolayısıyla herkes sinmiş vaziyette. Zaten şimdi sosyal medya ya sansür kanununda da maddeler birer birer geçtiğine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yakında bakalım biz bu programlarda size neler anlatabileceğiz. Dolar derken ben size başka bir şeyden anladınız siz onu mu diyeceğim. Yoksa Merkez Bankası'nın arka kapı satışlarını ya Merkez Bankası var işte o döviz satar bazen satmaz bazen işte arka kapıdan misafir alır vesaire mi diyeceğim. Bu noktaya doğru gidiyoruz çünkü. Muhalefet mecliste pankart açıyor, mecliste sert konuşmalar yapıyor. Peki organize muhalefet bu mudur? Bazen oturmak, bazen e, yer yer işte akaryakıt zamlarından bahsettim, motor neyine zam geliyor? Bazen kontak kapatmak. Yani sivil itaatsizlik, demokrasinin tehlikeye girdiği, demokrasi demokrasi yapan değerler hedef alınıyorsa iktidar tarafından, o zaman demokrasinin kenarda tutulan o Paraşütleri var. Acil çıkış koridorları var. Oraları kullanmak zorundasınız. Efendim demokrasi sandıkta seçim yapılacak. Yahu siz 100 yıl önceki demokrasiden bahsediyorsunuz. Yani 5 yılda bir, 4 yılda bir seçim periyodu neyse gidecek insanlar oy verecek. Öyle mi bu mu? Orada da kim kazanırsa onun dediği olacak. Vay Türkiye'nin haline. Türkiye o yüzden ben Babala TV'deki programlara da bakıyorum. Oradaki gençlere, youtuber'lara ya da gazeteci kendisini gazeteci diye tanımlayan insanların sorularına bakıyorum. Önyargı var. Masumiyet karinesini içe saymak, lekelenmeme hakkını zerre kadar bilmiyorlar ya da bildikleri halde alenen bu ilkeyi çiğniyorlar. Hukuktan haberleri yok. Basın hürriyetinden, ifade hürriyetinden, farklılıklardan haberleri yok. Çok sessizlikten haberleri yok. Herkesin kafasında bir şey var. Ve ne yazık ki Türkiye'ye herkese, çoğunluğun, her herkesin farklı partilere oy verenler insanlar için, her insan için bir özgürlük, bir demokrasi vaat etmiyor kimse Türkiye'de. Herkes sopayı acaba ben ne zaman ele geçirebilirim ve o sopayla diğerlerini, bana dayak atanları ne zaman e, dayak atabilirim diye bunun hesabını yapıyor. Dolayısıyla benim çok fazla bu anlamda bir toparlanma umudum yok. Önümüzdeki yıllarda hem dolarda, hem gayrimenkulde, hem de Türkiye'nin diğer e, ekonomiyle ilgili göstergelerinde riskler devam edecek. Dolayısıyla bu kademeli yükseliş seçime kadar böyle yer yer kurdu operasyonlar olduğunu da göreceğiz. 1 lira, 2 lira, 3 lira geri gittiğini de göreceğiz. Orada yine kendileri operasyonun zamanlamasını kendileri yapacakları için burada yüksekten onlar satacak. Dipten yine dibi onlar bildikleri için oradan yine onlar alacak tıpkı 24 Haziran'da 21 Aralık 2021'de olduğu gibi hep böyle bir takım haberlerle de bunu köpürterek yine birilerine servet transferi yapılacak. Dolayısıyla kurda kademeli olarak yukarı gidiyoruz ama düzeltmelere dikkat edeceksiniz. Bütün bu dertlerden ya bunun, bunun düşünmekten benim artık uykularım kaçtı her gün her an ekranda olmak Dolar ne olmuş diye tabelaya bakmak beni perişan etti diyorsanız koy, yatırım kur korumalı mevduata. Yükselse de kur farkını alırsınız. Düşse de sadece nemanızı ya da katılım hesabındaysanız kar payınızı alırsınız ve devlet buna %15 stopaj muafiyeti gelir vergisi kesintisinde muafiyet uyguluyor. Dolayısıyla ana paranızı koruyacağınız bir dönemden bahsediyorum. Bunun için bu adımları atmak zorundasınız. Yoksa bakın ne oluyor? Dolarda fiziki olarak tutanlar zarar etti. Ve yine diğer tarafta işte şimdi doları anlattık. Dolarda 18. 62 üzerine kapanış gelmeden yukarı yönlü hareket beklemiyoruz. Ama aşağıda geçen hafta da söylediğim 18.22 artık dip noktamızdır. Arada bir arada emniyetli bölge neresidir? 18.35-42 arasıdır. Yoksa kademeli olarak yön yukarıdır. Bakın dolar endeksi de Amerika'nın doların değerini gösteren dünyadaki değerini gösteren dolar endeksi de 113'e geldi. 113.20, 113.45'i yukarıda takip edeceğiz. Euro dolar paritesi 97 sente indi. Ne demiştim geçen hafta bakın 99'un üzerinde satabiliyorsanız satın. Bakın euro dolarda da yön aşağıya şimdi 96.89. 96.67 desteklerini takip edeceğiz ve bunlar da bunların altına indiğinde göreceğiz ki 95'in de altına inecek ee, bizim önemli göstergelerimizden biri olan euro dolar paritesi. Tabi euro dolar paritesi inince euro TL de 18.07 18'e doğru geriledi. 18 17.90 17.75 17.60 destekleri euro TL için önemli. Ne yazık ki euro TL yatırımcısı için yön yukarı değil. Geçen hafta yukarı yönlü gittiğinde satmak isteyen gerçekten biraz daha Hani bu düşüşten önce bir kar fırsatı yakalayabilir miyim diyenler için böyle bir fırsat olduğunu söylemiştim. İşte tekrar yön aşağıya doğru döndü. Sterlin dolar da bu arada uyardığım gibi 1.10'a doğru geriliyor parite. 1.0985, 1.0962 desteklerinin ne doğru çekildiğini göreceğiz. Sterlin TL'de 20.49'da. Şimdi diğer tarafta altına gelelim. Altının işte ne yazık ki bakın 1666 dolar spot ons fiyatı Geçen hafta 1700 böyle 1700 üzerinde hamleler geldiğinde ne demiştin? 1750'nin üzerinde kapanış gelmediği müddetçe bunların bir boğa tuzağı olduğunu ve küçük büyüklerin balinaların hamsileri katletmek için kurdukları bir tuzak olduğunu belirtmiştim. Şimdi 1667'ye gelmişken neyi takip edeceğiz? 1662, 1655, 1640. Bakın bu sefer 1610 desteğine kadar gerilemişti ya FED faiz artırdığında Muhtemelen bu sefer 1595 ve 1570 desteklerini de bu 27 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası 2 Kasım'da FED'in kararlarıyla oralara doğru bu satış baskısının devam ettiğini göreceğiz. Gram altında 24 ayar gram altın 998 lirada ama 985, 970, 900 64 desteklerine doğru çekilecek ve ana aralığımız 930 980. Alış satış farkı vesaire bunları takip ettiğinizde aslında şu son bir haftadaki pastırma yazının altın alanlara ya da oraya doğru gümüş alanlara pahalıya patladığını göreceğiz. Gümüşte 19.61 dolara geldi spot. Hem gümüşte hem altında %2'den fazla düşüş var bugün. 999 ayar has gümüşte 11 lira 50 kuruşa doğru çekiliyor ki 11 liranın altı yine mümkün. Bitcoin'de ve Ethereum'da da yine satışlar geldi. Bitcoin için ben 18.950, 18.740'a dikkat edin. Bu sefer o kırıldığında 17.000 altına da çok hızlı düştüğünü göreceğiz. Aylardır arkadaşlar 19.000 civarında resmen patinaj yapıyor. Ve e, likidite o kadar daraldı ki kripto para piyasalarında Bazıları soğuk cüzdanlara çekiyorlar e, bitcoinlerini, tokenleri to ve coinleri ama esas tehlike onlar. Onlar burada bir şey olabilir mi tekrar? Birileri gelip yüksek bir küçük yatırımcılarla bir GameStop rallisi olur mu diye bekliyorlar ama New York borsasına geçen ki o 2021'deki o tuzak da aslında büyük bir vurgundu. Yine büyüklerin kurguladığı bir oyundu. Benzer bir şey bekliyorlar ama o da olmayacak dolayısıyla burada kriptolarda yükseliş bekleyenlerin canı ne yazık ki yanmaya devam edecek. Gelelim diğer taraftaki şu Erdoğan'ın seçim öncesi düğmeye bastığını basacağını ve bununla ilgili adımlar atacağını her programda aktardım. Bunların bir strateji olarak bilinmesi gerektiğini ne inandığım için size aktarıyorum. Çünkü Hükümet böyle bir karar alırsa hazine onun elinde kurumların bağımsız ortadan kalkmış demokrasi ifade ücreti kalmamışsa siz bu kapalı karanlık tünelin ortasında bunları bilmeden yok efendim dolar çok ucuz kaldı o kesim fırlayacaktır işte TD Kanadalı Banka TD Securities'in tahminine göre 27 lira mı olacak dolar mümkün değil yani hem 27 olacak diyorsunuz hem de sonra 21 lira inecek diyorsunuz böyle bir şey mümkün değil kelele faiz artışı. Niye mümkün değil? Bakın ne diyor Erdoğan? Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Tabi diğer tarafta da aralığa doğru asgari ücret, emekler ve memurlar, bu işçiler, çalışanların maaş zamları önemli bir başlık. Asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız diyor. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. Benim edindiğim bilgi 8500 lirayla 9000 lira. Bu yıllık tüfenin %80 ile 90 arası bir yerde tutulmaya çalışılacak. Eğer %90'ı geçerse bu motorin ve petrol zamları devam ederse %95 ile biterse yıl 9 bin liranın üzerine bir asgari ücret olacak. Nette şu an 5500 lira olan asgari ücret. tabii böyle bir zam düşünüyor. Hatta Erdoğan'ın e, işverenleri ikna edebilirse onlara bir takım teşviklerle beraber ve kredi garanti fonu üzerinden aktaracağı ucuz kredilerle sembolik 10 bin liraya gibi bir psikolojik eşeğe doğru seçimden önce çıkarabileceği ve bunu seçim meydanlarında asgari ücreti 10 bin lira kim yaptı biz yaptık demek için hazırlık yaptığına dair kaynaklarımdan bilgiler de geliyor. Ama tabii ki ekonominin işte geçen hafta da anlattım bakın petrol fiyatı 85 iken bir anda 97 dolara çıkıyor. Suudi Arabistan, Rusya ile petrol tenkisatına beraber hareket ediyor. Ondan sonra da fiyatlar da yükselince sizin bütün hesaplarınız alt üst oluyor. Dolayısıyla muhalefetin artık çok net bir şekilde ekonomi ile ilgili vaatlerini, demokrasi ile ilgili vaatlerini net, kısa cümlelerle, anlaşılır bir şekilde ve tanımlamalardan, hükümetin dayattığı kısaltmalardan, yaftalamalardan uzak Herkes olabildiğince özgürlük vaat eden bir dille, seçim vaadiyle ve bir an önce de adaylarını açıklayarak yola koyulmaları lazım yoksa yarın herkes için çok geç olabilir. Çünkü ekonomik olarak bu atılan adımlar Erdoğan'a, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na zaman kazandırıyor ve bu zaman kazandıkça konu aslında onların için ekonomik kriz bir dezavantajdan avantaja dönüyor olabilir. Sosyal konuttan sonra arsa ve iş yeri için müracaat başladı. Biliyorsunuz sosyal konutlarda 31 Ekim'e kadar başvurular devam ediyor ama bu arada İlk evim arsa ve ilk iş, ilk iş yeri müracaatı için 7 Kasım'a kadar müracaatlar yapılacak. E-Devlet üzerinden şehir merkezlerinde hem E-Devlet'ten hem de şehir merkezinin Halk Bankası, ilçelerde Ziraat Bankası şubelerinden müracaat edebileceksiniz. Arsa müracaatı ise sadece Ziraat Bankası'nda ilk safhada 28 şehirde bunların müracaat alınacak. Arsanın üzerine kendi iş yerinizi, kendi evinizde yapabileceksiniz. O arsaların altyapısını devlet karşılıyor. Dolayısıyla burada da arsa için 500 lira dükkanlar için de 1000 lira müracaat ücreti yatırılıyor. Bu ücretler kurada ismi çıkmayanlara 5 gün, 5 iş günü içinde iade edilecek. Tabii önemli başlıklar var. İşte ta takip edeceğimiz toplantılar var. Perşembe günü yine bunun bu dönemde ortaya çıkan gelişmeleri sizler için yine analiz edeceğim. Verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, katıl üyeliğiyle ilave destek sağlamayı ihmal etmeyin lütfen. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.